Acayip adam, acayip adam, acayip adam. Şöyle duracağım. 105 litre. Bunun suyu 105 litre 100 litre. Abi. Bu temiz suyun, bu pis suyun. Belerken ne abi dikkat edersin. Şimdi Japon'un köşesi ya. Şöyle düşün Japon'un köşesini. İki parmak buradan, iki parmak buradan. Kalınlığı göstermiştim bunu sana. Kalınlığa denk gelmedi abi. Yani depo şöyleyse şuradan gel abi. Anladım. Tanser plastikten tanser. Taner. Çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. Evet, su deposunu yerine sabitlemek için delik açtım. Asıl taşıyacak yük burası. Buradan da lavabonun gideri için bir delik açmam lazım. Ahşabı açtım. Metale gelince takıldık. Çünkü metal için bir pançım yok. Onu da matkapla dele dele yapmayı düşünüyorum. Bak, bunu sabitlemem lazım. Lavabonun gideri için. Ölçümlerime göre deponun üstüne geliyor, tam köşesine geliyor. Bunu delmeye çalışacağım şimdi. Depoyu yerine koydum, astım. Deleceğim yeri, su girişini belli ettim, çizdim. Şimdi orayı deleceğim ve su giriş bağlantılarını yapacağım. Yerini işaretledim. Şimdi işaretlediğim yerden uygun kançla deleceğim bakalım. Bu mudur? Sanki bu olabilir. Önce bununla deneyeyim. Olmazsa genişletiriz. Selamlar. Aleyküm selam. Ayağılık. Duymadın mı? Ha, yoldasın. Ya baksana bayağı kalın bir şey. Kalın. İşaretlediğin yer tam gelecekmiş demek ki. Yani biraz daha bu taraftaydı işaretlediğin. Biraz yanından gitti, onu alabiliriz. O tutkal mı? Silikon. He, silikon. Ben de kullanıyorum ara sıra. Ama böyle beyazından değil. Şeffaf şey var ya, normal. Sen silikonu ne diye kullanıyorsun ya? Şey, kurucu devleri falan oluyor onun için. Heee.
Evet. Geldiğimiz deliklere yeniden antipas boyası sürüyorum ki tekrardan kaslanmasın. Şimdi kirli su deposunu asmak için böyle aparatlar yaptım demir. Sonsuz civata. Birer tane genişçe pul gibi bir metal kesip geldik. Şimdi kirli su deposunu yerine artık oturtuyorum. Önce bunları sıvatıyorum aşağı doğru. Fazlalarını keseceğiz tabi. Önce deponuzu koyalım da. Çektin mi bilmiyorum. Buna ağzım fark etti. Bilmiyorum ki abi. Aa, dur. Ne yapıyoruz? Toplamını çiş yapıyoruz. Niye? Vanayı takmadık. Vana nerede? Vanaya bakalım mı? Vidalar buraya geleceği için depoyu biraz korumak için yapıştıracağım buraya. Yavaş yavaş yüzüne çarpmasın, dikkat et, yavaş yavaş. Ama bu buradan tam geçmez alıysan abi, haberin olsun. Nasıl? Vanadan dolayı biraz sıkıştırıyor. Bir dakika. Ah! Gelmiyor. Dur şimdi. Hizada tutacaksın abi, ben kaldıracağım, seni çekeceğim. 1 2 3 Tamam. Fuk. Bildin mi?
Şu Yusuf'un demirleri vardı ya, demirler. Malzemeleri götürmemiz lazım. Yağmur başlıyor. Yağmur mu? Aynen. Ne istediğimi biliyor musun? Hayır. Anahtar lazım bana. Su anahtarı. O değil, o değil. Yok. Yaprak anahtarımız yok ki. Kalmadı hiç, değil mi? Sanmam abi. Yukarıdan anahtarla tutmam gerek. Abi çok sağlam yağmur başladı. Hem de acayip sağlam. Of. Ne yapıyorsun İhsan abi? Şimdi temiz su tesisatını çektik. Kirli su tesisatını da çekeceğiz. Yani lavabodan kirli su deposuna sifonu bağlayacağız. Ondan sonra suyun denemesini yapacağız. Patlak kaçak var mı ona bakacağız. İnşallah kaçak yoktur. Göster. Normal lavabo sifonu almadım ben. Duş akabinlerin altına konulan sifondan aldım. Öbürleri böyle uzun oluyor. Yani yer kazanmak açısından altı kesmesin diye. İnce sifon değil la bu. Su gideri. Su gideri he. Öyle bir şey işte. Yani o lavabolar için olanlar büyük oluyor. Onun için ufağını aldım ben. Musluğa uyumlu oluyor mu? Musluğun giderini. Problem yaşamazlar. Yok yani. Yok yok. Hiçbir sıkıntı yok. Evye'ye tam oturuyor zaten. Şuradan yan tarafa geçirmem lazım. Benim gider şunun altında kaldı. Buradan aşağıdan
bir yerden oraya götüreceğim şimdi. Hidraforun elektrik bağlantısını da yaptım. Temiz su tankım burada. Temiz su tankım burada. Davlum bazı 107 litre. Altına da, altındaki boşluğa da hidraforu koydum. Saiflon'un en küçük hidraforunu tercih ettim ben. Küçük kalacağını düşünüyorlar ama bence yeterli. Çünkü benim musluklarım da küçük, hortumlarım da küçük, ince olacak. Onun için tasarruflu olacaktır. Yeterli bence. Hidrafor buradan suyu alıyor. Öbür taraftan veriyor. O hortum da tekrar 6 milimlik kemik hortuma dönüştürüldü. Oradan da musluğa gidiyor. Musluğun da arıtma cihazı musluğu. İnce musluk. Tasarruflu musluk. Düğmeye bassana. Tuna. Yok, bir bakalım elektriği verdik mi? Çalışıyor mu? Tamam, çalışıyor. Su dolduralım. Denemek için böyle dolduruyorum da. Normalde hortumla doldurabileceğiz bunu. Evet. Çalıştı reis. Hortum katlanmış. Şeyler hava alıyor olabilir mi abi? Bağladığın hortumlar oradan buraya gelen. Hani tam silikonlamadın ya. Hava alıyorsa su da kaçırması lazım. O zaman biraz bekle. Hidrofor hava mı dolduruyor artık, öyle bir şey var mı?